Bölüm 10. İman eden yüzbaşı. Sezariye'de Cornelius adında bir adam vardı. İtalyan taburunda yüzbaşı olan Cornelius, dindar, bütün ev halkıyla birlikte Tanrı'dan korkan bir adamdı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı'ya sürekli dua ederdi. Bir gün saat 3 sularında, bir görümde Tanrı'nın bir meleğinin kendisine geldiğini açıkça gördü. Melek ona, "Cornelius!" diye seslendi. Cornelius korku içinde ona gözlerini dikti. "Ne var efendim?" dedi. Melek ona şöyle dedi. "Duaların ve sadakaların Tanrı katına ulaştı. Tanrı bunları andı. Şimdi Petrus olarak da tanınan Simon adlı birini çağırtmak için Yafa'ya adam yolla. Petrus, evi deniz kıyısında bulunan Simon adlı bir dericinin yanında kalıyor." Kendisiyle konuşan melek uzaklaştıktan sonra Cornelius uşaklarından ikisini ve özel yardımcılarından olan dindar bir askeri çağırdı. Kendilerine her şeyi anlattıktan sonra onları Yafa'ya gönderdi. Petrus'un görümü. Ertesi gün onlar yol alıp kente yaklaşırlarken saat 12 sularında Petrus dua etmek için dama çıktı. Acıkınca da yemek istedi. Yemek hazırlanırken Petrus kendinden geçti. Göğün açıldığını ve büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirildiğini gördü. Çarşafın içinde, yeryüzünde yaşayan her türden dört ayaklı hayvanlar, sürüngenler ve gökte uçan kuşlar vardı. Bir ses ona, "Kalk Petrus, kes ve ye," dedi. "Asla olmaz Rab," dedi Petrus. "Hiçbir zaman murdar ya da kirli herhangi bir şey yememişimdir." Ses tekrar ikinci kez duyuldu. Petrus'a, "Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen murdar deme," dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra çarşafı andıran nesne hemen göğe alındı. Petrus şaşkınlık içindeydi. Gördüğü görümün ne anlama gelebileceğini düşünürken Cornelius'un gönderdiği adamlar Simon'un evini soruşturmuş, gelip dış kapıya dayanmışlardı. Evdekilere seslenerek, "Petrus diye tanınan Simon burada mı kalıyor?" diye sordular. Petrus hala görümün anlamını düşünürken ruh ona, "Bak, üç kişi seni arıyor," dedi. "Hadi kalk, aşağı in. Hiç çekinmeden onlarla git. Çünkü onları ben gönderdim." Petrus aşağı inip adamlara, "Aradığınız kişi benim," dedi. "Gelişinizin nedeni ne acaba?" "Cornelius adında doğru ve Tanrı'dan korkan, tüm Yahudi ulusunca iyiliğiyle tanınan bir yüzbaşı var," dediler. "Kutsal bir melek ona seni evine çağırtıp senin söyleyeceklerini dinlemesini buyurdu." Bunun üzerine Petrus onları içeri çağırıp konuk etti. Petrus Cornelius'un evinde. Ertesi gün Petrus kalktı, onlarla birlikte yola çıktı. Yafa'daki kardeşlerden bazıları da ona katıldı. İkinci gün Sezariye'ye vardılar. Bu arada Cornelius akraba ve yakın dostlarını toplamış, onları bekliyordu. Eve giren Petrus'u karşıladı. Tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak, "Kalk, ben de insanım," dedi. Petrus, Cornelius'la konuşa konuşa içeri girdiğinde birçok insanın toplanmış olduğunu gördü. Onlara şöyle dedi. "Bir Yahudinin başka ulustan biriyle ilişkide bulunmasının, onu ziyaret etmesinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana hiç kimseye murdar ya da kirli dememem gerektiğini göstermiştir. Bu nedenle çağrıldığım zaman hiç itiraz etmeden geldim. Şimdi beni ne amaçla çağırttığınızı sorabilir miyim?" Cornelius,
3 gün önce bu sıralarda saat 3'te evimde dua ediyordum, dedi. Birdenbire parlak giysili bir adam önümde dikili verdi. Cornelius, dedi. Tanrı senin duanı işitti. Verdiğin sadakaları andı. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırt. O deniz kıyısında oturan derici Simon'un evinde kalıyor. Bunun üzerine sana hemen adam yolladım. Sen de lütfedip geldin. İşte şimdi biz hepimiz Rabb'in sana buyurduğu her şeyi dinlemek üzere Tanrı'nın önünde toplanmış bulunuyoruz. O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Tanrı'nın herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrail oğullarına ilettiği bildiriden haberiniz vardır. Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak tüm Yahudiye'de meydana gelen olayları Tanrı'nın Nasralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mezhettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor. İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı onunla beraberdi. Biz İsa'nın Yahudilerin ülkesinde ve Kudüs'te yaptıklarının hepsine tanık olduk. Onu çarmıha gerip öldürdüler. Ama Tanrı üçüncü gün onu ölümden diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. İsa halkın tümüne değil de Tanrı'nın önceden seçmiş olduğu tanıklara ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Petrus daha bu sözleri söylerken Tanrı bildirisini duyan herkesin üzerine kutsal ruh indi. Petrus'la birlikte gelmiş olan Yahudi imanlılar, kutsal ruh armağanının diğer uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerde konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, "Bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlardır. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?" dedi. Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular.